Sezonun ilk maçları hep klasik olacak ama zordur. Çünkü ritmi yakalamak için bir 4-5 hafta ihtiyaç vardır. O yüzden zor oldu bugün. Şahsımı ve ekibimizi, futbolcu grubumuzu öncelikle destekleyen, pozitif sinerji veren bu camianın büyükleri, abilerim ve camiaya ilk galibiyet, sezonun ilk galibiyeti. Hayırlı olsun. Öncelikle öyle başlayayım. Tabii bakıldığı zaman bugün futbola çok tatmin edici değildi. Zaten başlangıçta da onu söyledim. Ritmimizi bulmak için özellikle milli maç arası var. Osmanlı Spor maçından sonra, 4 maç oynadıktan sonra. Milli maç arasından sonra çok daha iyi bir genç çevreliği, çok daha agresif, iştahlı, enerjik bir genç çevreliği göreceksiniz. Bugün biraz tecrübemizle kazandık diyelim. Rakibimiz de ilk defa bu ligde bu sene ilk defa oynuyor ve ilk maçına çok heyecanlıydılardı. Onlar da ellerinden geleni yaptılar. Onları da kutluyorum. İnşallah başarılar diliyorum. Oyunun geneline baktığım zaman şimdi ben de aynı şeyleri söyleyeceğim. Bugün Fatih Hoca söyledi, Fatih Terim Hocam söyledi. Sahanın kötülüğünden. Bizim gibi pas yapan takımlar için bu saha tabii kötü. Yani elverişli değil. Şimdi kendi tesislerimizde halı gibi zeminde antrenman yaparken geliyoruz buraya. İstediklerinizi ister istemez zaman zaman yapamayabiliyorsunuz. Ama artık buna göre de oynamak durumundayız. Hani bu bir mazeret değil. Demek ki özellikle birinci bölgeden çıkışlarda pas trafiğine daha dikkat etmemiz gerekiyor. Söyleyecek çok şey yok. Sadece bugün galibiyet güzeldi. Oyun belki tatmin edici değildi ama konuşmamın başında yineledim. Bizim hedefimiz var. Hedefimize layık bir oyun, layık bir mücadele daha yapmamız lazım. Bunu da yapacağız zaten söyledik. Bir 3-4 haftaya, 5 haftaya bir ihtiyacımız var. Ondan sonra bu takım ritmini yakaladıktan sonra zaten bayağı bir mesafe kat edecek. Bazı oyuncularımızın performanslarını daha da artıracağız. Bazı çünkü eksik, antrenman eksiği olan oyuncularımız var. Sezona geç işte Selçuk gibi, zaman zaman Sesenyon gibi, zaman zaman Nobre gibi eksik başlayan oyuncularımız var. Onların da performanslarını daha yukarıya çektiğim zaman her şey daha iyi olacak. Öbür arkadaşları zaten onların açığını bugün güzel bir şekilde kapattılar. Yani neresinden bakarsanız bakın sadece 3 puan mutluluk verici. Diğer konu hem zeminden hem de biraz ritmimizi daha yakalayamamızdan. Çünkü %70-80 daha hazırız, %100 değiliz. Onu da bulduğumuzda her şey daha iyi olacak. Bu güzel taraftara, nezih taraftara daha iyi futbol izleteceğimizden eminim, kuşkum yok. Soru sonra. Hocam tebrik ediyoruz. Sağ olun. Yani gerçekten sahada olan oyunu çok samimi şekilde aktardınız. Hı hı. Bundan dolayı da gerçekten teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben merak ettiğim konu şu. Bu zemin ileride çok ciddi problemlere gebe görülüyor. Hı hı. Özellikle Gençler Birliği kadrosuna baktığımız zaman bu oyunun çok üzerinde bir futbol oynayabileceğini görüyoruz. Evet. Zeminle ilgili özellikle çünkü Eryaman stadının falan kısa zamanda bitme şeyi yok. Hı hı. Bu büyük mücadelede zemin bir problem teşkil edecek gibi görülüyor. Bunun için bir önlem sizin için sorulabilecek bir soru olmayabilir ama sizi çok yakından ilgilendirilecek. Yani sahanın zemini tamir açısından mı söylüyorsunuz? Yani sorun yaratacak. Şimdi biz gerekli ilgililerle konuşuruz. Gerekirse bizim tesislerimizi yapan arkadaşlarımız var. Onlardan destek almak isterlerse onların da desteğini verebiliriz. Bu konuda o desteği verebiliriz. Ama sadece zemine bağlamayacağız tabii her şeyi. Ama zemin önemli bir etken. Özellikle futbol oynamaya çalışan ekipler için ki bizim ekibimiz öyle bir ekip. Oyuncularımız öyle. Nitelikli oyuncular. Pas yapmayı seven, pas trafiğini öyle sonuca gitmeye çalışan bir takım. Ama zemin böyleyse biz de oyun planımızı buna göre ayarlayacağız. Hocam hazırlık maçlarında da bu maçta da bir şey hissettim. Ben sanki gol noktasına kadar, rakip ceza alanına kadar topu götürmeyi beceriyoruz ama
topu kaleye sokma konusunda hala bir sıkıntımız var gibi geliyor. Bugün de bir Turan toptan penaltıdan golü kazandık. Kayseri'de de hazırlık maçını izledim. Orada da çok ciddi ataklar yaptık ama topu kaleye sokmada bir sıkıntı yaşıyorduk. Bu oyuncuların alışmasıyla beraber çözecek bir sorun yoksa orada bir düşünceniz var mı? Bence çözülecek bir durum. Çünkü oyuncularımız nitelikli oyuncular. Yine ritimlerini buldukları zaman ki bugün Ahmet İlhan'ın güzel bir ortasında Nobre'nin vurduğu kafa direkten dönmese 2-0 olacaktı. Belki bunu da konuşmayayım. Yani pozisyonlara gireceğiz böyle. Bu pozisyonları ileride daha çok değerlendireceğimizi düşünüyorum. Çünkü bu oyuncular daha önce bunları yaptılar. Bir de hocam Zeki gönderildi. Sağ bekte bir transfer var mı yoksa takım içerisinden bir varyasyon yaratarak Ahmet'e de gireceksiniz? Ya tabii bir arayışımız sürüyor. Ahmet Oğuz'a bir şey olursa Allah korusun ceza sakatlık gibi bir şey olursa arayışımız sürüyor. Ama takımın içinden genç Berat'ı oraya monte ettim hafta içinde. Taktik antrenmanlarında gayet de başarılıydı. Ama eğer hem fazla maddi külfeti olmayan Ahmet Oğuz olmadığında da orayı dolduracak bir oyuncu bulursak alabiliriz. Başka sorusu olan var mı? Teşekkür ederiz. Hadi iyi akşamlar. Lige iyi başlamak istiyorduk. Gençler Birliği deplasmanında. Tabii ki tecrübeli ve kaliteli bir rakibimiz vardı. Spor Toto birinciliğinin ilk maçında iyi bir sonuç ayrılmak istiyorduk. Aslında maç dengeli başladı. Rakibe hiç pozisyon vermedik. Ta ki penaltı golünü yediğimiz noktada bir oyuncumuzun ıska artı kayması sonrasında da gereksiz bir penaltıyla 1-0 geriye düştük. Bunun dışında ilk yarı iyi mücadele ettik. Eksiğimiz pozitif futbolu sahaya koymaktı top bizdeyken. Onda biraz sıkıntı yaşadık. Biraz acele ettik, biraz belki panik yaptık. Kendi kimliğimizi sahaya koyamadık. Ama ikinci yarıyla beraber Nobre'nin pozisyonundan sonra, direkten dönen topundan sonra oyuna ağırlığını koyan bir Hatayspor takımı vardı. Topa daha çok sahip olan, üçüncü bölgede daha çok görünen ve pozisyonları yakalayan bir Hatayspor takımı vardı. Maalesef gol kaydına muvaffak olamadık. Puanla başlamak istiyorduk, puanlarla başlamak istiyorduk. Ama özellikle ikinci yarı takımımın ortaya koyduğu mücadeleden son derece memnunum. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu ligin yeni bir takımıyız. Daha sağlam basacağız. Bu mağlubiyet de iyi mücadeleye rağmen bize bir ders olacak. Eksiklerimizi tamamlayıp önümüzdeki maçlarda daha iyi bir Hatayspor izlettirmeye çalışacağız. Hocam zeminle ilgili bir sıkıntı yaşadınız mı? Ya zemin bir kere hepiniz görüyorsunuz son derece kötü. Yani futbol oynamaya elverişli değil. Tabii ki iki takım için de geçerli bir durum bu. Gençler Birliği takımı bizim için. Tabii bizi de engelledi dönem dönem. Oyun kurmamızı, pas yapmamızı. Orta sahada daha çok ve forvet arkasında topla ilişkileri iyi olan oyuncularımız var. Bunlar son derece kötü etkilendi bu zeminden. Oyun daha çok orta sahada fiziki mücadeleye döndü. Ve duran topların sonucu belirleyeceği bir maç halini aldı. Bu noktada da zaten yediğimiz bir penaltı golüyle mağlup olduk. Sadece bizim için değil, iki takım için de pozitif futbol oynamasına engeldi saha. Teşekkür ederim. Hocam var? Hakem hakkındaki düşüncelerinizi alabilirsiniz. Ya çok konuşmanın bir anlamı yok. Fena maçı yönetmedi genel anlamda. Çünkü bir sürü faul itirazları oldu filan. Penaltı pozisyonunda çok net bir şekilde top eline değdi. Hakemin de dediği vücuttan sekti. Biz de dedik ki ya, yanında kimse yoktu. Yani bir mücadele esnasında vücuttan seken bir top yoktu. Rakip son derece rahatken top göğsünden eline değdi. Hatta ben dedim o zaman herkes bu avantajını kullanır. Göğsünden sektirip eliyle düzeltir. O zaman top göğüsten sekti, dizden sekti gibi bir bahaneye sığınabilir. Bu noktada bir itirazımız oldu. Sadece tek pozisyonluk. Öyle gördü, öyle karar verdi. Bu noktadan sonra saygı duymaktan başka yapacak bir şeyimiz yok. Fena maç yönetmedi genel anlamda 90 dakika içerisinde.